Herkese selamlar. Bu bölümde hepinizin beklediği, uzun zamandır hepinizin istediği videoyu çekiyor olacağım. Pardus. Pardus'u inceleyeceğiz. Aslında sizin bunu bu kadar istemeniz ve benim çekmemem gibi bir durum söz konusu değil. Yani inat etmiyordum. Sanal makineler konusunda bir sorun yaşıyordum ve o sorunu şimdi çözdüm. Dolayısıyla bu dağıtım inceleme videolarına artık geri döndük. Şunu da önden belirtmek istiyorum. Birincisi ben bu kanalı açarken hiçbir zaman dağıtım inceleme kanalı olacak diye düşünmedim. Ha istiyorsunuz. Tabii ki isteğe karşı gelmem. Eğer ki bu yönde bir istek var bu yönde tabii ki video çekeriz ama çok fazla da aslında dağıtım inceleme videosu çekmek istemiyorum açıkçası çünkü çekebileceğim konuşabileceğim onlarca şey var onlar hakkında konuşmak istiyorum e, ama elbette yine ara ara dağıtım inceleme videoları da çekmeye çalışacağım ve ikinci söylemek istediğim şey ise e, ben pardusu daha önce hiç kullanmadım yani ilk defa kullanacağım buradaki söyleyeceğim her şeyi de gerçekten ilk defa görüp ilk tepkim olacak onu da önden belirtmek istiyorum şu an. Pardus'un ana sayfasındayız. Ana sayfasına ilk defa girmiyorum. Daha önce girmiştim. Hemen girer girmez çok küçük bir eleştirim olacak. Sistemin lokali İngilizce. İngilizce olarak atmadı beni. Hatta pardus.org yazdığımda da açılmıyor. Sadece Türkçe versiyonu var yani sitenin. Ya tabii ki Pardus'un bir dağıtım olarak neyi hedefliyor? Ben onu bilemem elbette. Ama neden İngilizce olmasın ya da neden yabancı yurt yurt dışına açılmayayım? Çünkü orada kullanıcı sayısı bir defa daha fazla. Bu da bir gerçek. Tamamen dağıtım neyi hedeflediği ile ilgilidir. Belki ki adamlar gerçekten hiç İngilizce de yapmak istemiyor olabilir. Yani öyle bir kitleye hitap etmek istemiyor da olabilirler ama e, TubiTak geliştiriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama bence yapılması gerekli yani. Neden yapılmasın? Ana sayfa İngilizce yapmak çok zor bir şey değil. Onun dışında lokallerde Linux'ta İngilizce olarak var. Böyle ufak bir eleştiri olarak bırakayım. Kurumsal ihtiyaçlar için tasarlanmış ürünleri de kapsayan bir işletim sistemidir. Ben mesela o kadar hastaneye gittim devlet hastanesine abi. İstanbul'da yaşıyorum ve hiçbirinde Pardus kullanıldığını görmedim. Neden kullanılmıyor? Yani tabii ki burada Pardus geliştir bir şey diyemem elbette ama mesela bize e, lise yıllarında o işte tahtalar vesaire geldiğinde Akıllı tahtalar. Galiba akıllı tahta versiyonu da varmış. Az önce gördüm. E, videoyu çekmeden önce kısaca bir göz attım da. Akıllı da falan da Pardus kurulu değildi. Neden kurulu değildi? Bir devlet kurumu tarafından geliştiriliyor. Neden hastanelerimizde, neden resmi dairelerde hala Windows 7, Windows XP kullananlar falan da vardır muhtemelen bu arada. Neden hala Windows kullanılıyor? Bu da ayrı bir soru işareti ama tabii ki bunun geliştiricilerle alakası yok. Burada Pardus duyuruları görüyoruz. Aktif olduklarını da görüyoruz aslında burada. Bakalım bunlar en son ee, ne zaman yayınlanmış? Ee, Türkiye Açık Kaynak 21 Nisan 2021'de yayınlanmış. Bu da 6 Nisan 2021'de yayınlanmış aktif olarak hala gönderi atıyorlar. Burada paylaşımları mevcut. Haberler de yine aynı şekilde. Mesela 100.000'den fazla tahta Pardus etap kullanacakmış. Burada başka projeleri de varmış ama biz bugün tabii ki Linux dağıtımı olan Pardus'a e, odaklanıyor olacağız. Ana sayfasından bu kadar bilgi alabiliyoruz. Pardus 19.5'i indir dediğimizde otomatik olarak XFC'yi indiriyor bu arada. E, zannedersem GNOME versiyonu falan da var. Neden otomatik XFC'yi seçtiriyorlar bilmiyorum ama e, belki kullanacağını çok bilmiyorsa gitsin XFC diye olabilirler şey olabilirler. Yani gerçekten bazen kullanıcıya çok seçenek vermek kafalarında soru işareti bırakıyor. Adam hiç bilmiyorsa mesela bu sayfaya girse lan ne kullan, XFC ne, Gnome ne, ne yapacağım diyebilir. Gerçekten insanlara o kadar seçenek vermek sorun olabiliyor. Ama bir XFC bir de Gnome versiyonu var. Tabii ki siz kendiniz masaüstü ortamı ya da pencere yöntüsü indirebilirsiniz içeri girdikten sonra ama resmi olarak destekledikleri iki sürüm var gördüğünüz gibi. Ben de XFC indirdim bu arada. İsterseniz siz buradan XFC indirebiliyorsunuz. E, i̇sterseniz Gnome'u indirebilirsiniz biliyorsunuz Bir de sunucu versiyonu var ve etap versiyonu var. Bir de ARM versiyonu da varmış. XFC'yi indirdim. Galiba Pardus'un ana sayfasından da söyleyebileceklerim, bahsedebileceklerim bu kadar. Şimdi kuruluma geçelim. Ve şu an Pardus'un ise dosyasını yükledim. Önümüze iki seçenek çıkıyor. Birisi Türkçe, birisi İngilizce. İngilizce kurulumu da İngilizce sistem dosyaları da var. E bu arada şey yazmayın şimdi abi bak görüyor musun var İngilizce dosyası. Ben web sitesi için dedim yani web sitesi de keşke İngilizce olsaymış diye dedim. Zaten tahmin etmiştim yani İngilizce lokal dosyalarının olacağını sonuç olarak Linux kullanıyor. Siz bugün Manjaro, Linux Mint vesaire kurduğunuzda da zaten onlarca dil var. Adamlar hepsini tek tek yazmıyor ki zaten yazılmış çoğu. Her neyse şu an biz Türkçe'yi seçip devam edeceğiz. Önümüzde belli baş seçenekler çıktı. Pardus Kalisan. Kalisan galiba sürümün adı. <laughs> ee, çalışan mı? Ha evet şu an anladım. Yani biz İngilizce distro kura kura e, <laughs> kafam karıştı. Pardus çalışan yanlış anlamadıysam live ortama atacak sizi. Kur dediğimizde galiba terminal arayüzüyle kuruluma atacak. Grafik arayüzüyle kur dediğimizde de yine buradan grafik arayüzüyle kuruluma geçecek. Bir de gelişmiş seçenekler var. Burada Donanım bilgisi bellek testi bunu geçelim. Canlı ortama girmek istiyorsanız Pardus çalışana tıklayabilirsiniz. Biz buradan bakalım grafik arayüzüyle kur dediğimizde ne olacak. Direkt kurulum ekranını açtı. Güzel. Bu seçenekleri veriyor olması güzel. Çünkü ben belki canlı ekrana girmek istemiyorum. Direkt kuruluma geçip devam etmek istiyorum. Güzel olmuş. Ee, buradan Türkçe'yi seçip devam et diyeceğim. Ee, buradan Türkiye seçili tamam. Klavye düzenimiz Türkçe. Ön dosyalarımızın yüklemesini yaptı. Pa makine adı Pardus olarak kalabilir. Kullanıcı adı yeni kullanıcı adı. Yusuf olacak. Şifremiz 1-2-3-4. Ee, 1-2-3-4. Kesinlikle böyle bir şifre koymayın. Devam ediyorum. Şu an önümüze belli başlı seçenekler çıktı gördüğünüz gibi. X4 dışında BTRFS ya da başka bir şey kullanmak istiyorsanız elle diyeceksiniz ve kendiniz yapılandıracaksınız. Ben yardımcıyla diskin tamamını kullan diyeceğim. Ve burada önümüze hangi diski seçmemiz gerektiğini soruyor. Devam edeceğim. Tüm dosyalar tek bölümde mi olsun ayrı bir home bölümü mü olsun veya var ve temp bölümleri olsun mu ayrı ayrı demiş. Ben direkt tek bölümde olsun diyeceğim. Bir çatı altında olsun. Bütün klasörler ve önümüze son bir özet çıkardı bölümlemeyi bitir ve değişiklikleri diski kaydet diyeceğim. Devam ediyorum. Son bir uyarı kaydedilsin mi? Evet edilsin. Ve şu an diskimiz biçimlendirildi. Sistemimiz de kurulmaya başladı. Şu an saat 44 geçiyor. Bakalım kaç dakika sürecek. Diske kopyalandı dosyalar ve önümüze bir soru soruyor. Diyor ki grub ön yükleyici ana ön yükleme kaydına kurulsun mu? Bunun sorulması ilginç. Diğer dağıtımlarda sorulduğunu vesaire görmedim hiçbir şekilde. Bunun sorulmasının nedeni eğer ki işte ne bileyim tek bir işletim sisteminiz yoksa başka işletim sisteminiz varsa ve bunu kurarsak o işletim sisteminizin ön gidecek diyor. Ama tabii ki ben şimdi burada evet diyeceğim ama işte yeni kullanıcı iseniz mesela bunu anlamayabilirsiniz. Grub ne, MBR ne, bootloader ne, ön yükleyici ne bunların hiçbirisini anlamayabilirsiniz ama ben burada devam diyeceğim. Burada yine diski seçiyor. Devam zaten bir diskimiz var. Ve şu an kurulumumuz tamamlandı. Yaklaşık 6 dakika sürdü. Şu an 50 geçiyor. Yeniden başlatacağız. Pardus ekranımız geldi. Şifremizi girip giriş yapacağız. Tam ekrana almaya çalışalım. Auto Resize yapamıyoruz. Tam ekrana da aldık ve şu an önümüze aslında düz bir XFCE masaüstü ortamı geldi. Gayet sade gözüküyor ve gayet güzel gözüküyor. Arka planı da çok beğendim bu arada. Gayet güzel olmuş. Bakarız şimdi diğer masaüstü arka planlarına da. Şimdi öncelikler dağıtım incelemesinde yaptığımız gibi RAM kullanımına bakalım. 3.9 GB RAM verdik makineye. 2.6 GB'ı boşta gözüküyor. Yani toplamda yaklaşık 1.4-1.5 GB RAM kullanımı söz konusu. Neden? <laughs> çok ilginç. Çok fazla. Bakalım sudo apt install htop çok fazla bir RAM kullanımı mevcut. htop da bulunamadı. Ha bu arada sudo apt Önce bir update etmemiz gerekebilir. Ben onu düşünmedim. Şu an pardon. Şu an burada mağazada update ediyor. Evet benim kafam kaçtı. Muhtemelen H tapı update etmediğimiz için bulamadı. Şu an yazsak muhtemelen indirecek. Evet evet benim hatam. bir <laughs> normalde ilk sistemi kurduğunuzda önce bir sudo apt update yazmak gerekir. Ben tamamen şaşırdım. Ve şu an aslında geldiğimizde neyi kullanıyor bu kadar remedy'ye baktığımızda şu pardon Store vesaire bir kapatalım ama yani normalde bir XFC'yi kurduğunuzda 300, 400, 500 MB aralarında bir RAM kullanımı beklersiniz. Burada 1.30, 1.20 GB RAM kullanımı söz konusu. Az önce de zaten gösterdiğim gibi. İlginç bir şekilde bu RAM'i baya bir sistem işlemleri kullanıyor. DFH diye yazdığımızda da toplam 25 GB'lık alanın 5 GB'ın dolu olduğunu görüyoruz. Yani 01 Pardus kurulumu 5 GB alan kaplıyor gayet güzel. Normal KDE hatırlayacak oluyorsanız Manjaro'da 7 GB yanlış hatırlamıyorsam. Eee GNOME'da 6 GB falan. Bakalım hangi uygulamalarla yüklü geliyor Pardus. Algılayıcı görüntüleyicimiz var. Bu zannedersem ısı değerlerini vesaire gösteriyor. Şu an burada ayarını mı yapmamız lazım ya da bir program mı eksik? Çünkü göremiyorum ama ya da sanal makinede olduğum için böyle olabilir. Evet. Devam ediyorum. Bir arşiv yöneticisi geliyor. Normal XFC ayar yöneticisi var. Ona da birazdan bakarız. Göz atarız. Belge görüntüleyicimiz var. Bluetooth'lar yüklü geliyor. Daha sonrasında bir pano yöneticisi geliyor. Clipman çalışma alanlarımız vesaire. Bakalım uygulama olarak neler var. Evolution var. Bu da e-posta uygulaması. Belki bunu istemiyor olabilirsiniz. Belki bir bloated app olabilir bu. Daha sonrasında Firefox ESR var. Firefox'un ESR sürümü yüklü geliyor son kullanıcı olarak yüklüyorum ve bir yeser sürümü yüklü geliyor evet Firefox ESR ne bilmiyorsanız, Extended Support Release zaten burada da yazıyor. Daha çok kurumlar için çıkarılmış bir Firefox versiyonu bu. Yani yeni gelen güncellemeler bir şeyleri bozmasın diye. Tabii ki sizin yerinizde olsam son kullanıcı olarak ESR'ı kaldırıp normal Firefox'u kurardım. Çünkü yeni gelen bütün özelliklerden mahrum oluyorsunuz. Birden fazla paket kurucu var. Bakacağız onlara. Gimp var. Gimp'i yine belki siz kullanmayacak olabilirsiniz. Ben bu tarz uygulamalar yani aslında bir dağıtımın sizin kullanım kullanmayacağınızı bilmeden yüklediği uygulamaları bloutot olarak buluyorum. Ve bence Gimp'te çoğunuz kullanmayacaksınız. Belki bir fotoğraf editlemeyeceksiniz. Ve Bluetooth burada. Ben her ne kadar kullanıyor olsam da. Görev yöneticisi belli başlı ayarlar. LibreOffice'ler yüklü geliyor. Gayet güzel. Mesela LibreOffice Bluetooth değildir. Abi herkes LibreOffice'i bir şekilde kullanır. Yani herkes bir docx dosyası açar arada. Bir sunum dosyası bir şey açar. Pardus disk kalıbı yazıcı. Şimdi Pardus mağazamız var. Ona bir öncelikle göz atmak istiyorum. Çünkü az önce açtığımda güzel gözüküyordu. Gayet güzel gözüküyor aslında baktığımızda. Şuralar niye boş? Buralarda boş olmasa sen de her şeyi laf ediyorsun. Ya benim işim, görevim şu an burada eksi ve artı yanlarını size söylemek. Ama muhtemelen yani şu an o kadar artı yanını da söylememe rağmen videoda artı yanlar birazcık gözlerde ardı edilir. Buraların boş olmaması lazım bence. Burada da uygulamalar olsa gayet güzel olur. Ve bu arada fontu beğendim. Şu giriş sayfasını da beğendim. Kategorilere geldiğimizde İnerken birazcık böyle hafif yavaş iniyor. Belki videoda da zaten gözüküyordur böyle laklıymış gibi iniyor. Uygulamalar güzel bir şekilde sıralanmış. Tıkladığımızda da uygulamanın kendisi açılıyor. Ve burada yorumlar vesaire gözüküyor. Aslında Play Store gibi tasarlamışlar baktığınızda. Uygulamayı kurabiliyorsunuz. Sorumluluk reddi vesaire de yazıyor burada. Bilgileri vesaire yazıyor. Çok güzel aslında. Evet beğendim. Burada farklı kategorilerimiz var. Güncel kullanılan uygulamaların ne kadarı burada vardır? Ee, yani popüler kullanılan uygulamaların ne kadarı burada vardır bilmiyorum. Mesela Google Chrome'u dahil etmişler repolarında ilginç bir şekilde. Normalde biliyorsunuz Linux dağıtımları Google Chrome'u dahil etmez, Chromium'u dahil eder çünkü Google Chrome kapalı kaynaklı bir yazılımdır. Dahil etmiş Pardus geliştiricileri. Muhtemelen Türkiye'de de Google Chrome kullanan çok fazla insan olduğu için koymuşlar. Aynı şekilde Vivaldi de dahil. Mesela burada bir uygulama aratmayı deneyelim. Discord yazalım mesela, Discord da dahil yine depolarında. Ve buraya geldiğimizde direkt kur diyebiliyoruz. Tip özgür değil diye yazmışlar gördüğünüz gibi. Gayet güzel, yani genel anlamda güzel olduğunu söyleyebilirim. Birazcık lag var, e, tıkladığınızda yavaş gidiyor ve e, şu dediğim gibi şurası boş olmaması lazımmış bence. Bence ana sayfa daha güzel olabilir e, baktığınızda. Bu arada o G'de bir yükleyicisi de muhtemelen siz internette nokta dep dosyası indirdiğinizde yüklemenizi sağlayan programdı yanlış hatırlamıyorsam. Onun içine tekrar girmeye gerek yok. E, devam ediyorum Pardus mağazadan. Pardus paket kurucu. Yine bu da herhalde nokta dep dosyalarını vesaire kurmanızı sağlıyor. Ama o zaman niye GDB ve e, Pardus paket kurucu ayrı ayrı yüklü? Onu anlamadım. Onu bilmiyorum. Yani muhtemelen o iki programda dediğim gibi internetten nokta dep dosyası indirdiğinizde kurmanızı sağlayan programlar. İlginç. Peki devam edelim. Pardus USB biçimlendirici var. Pulse Audio'muz var. Resim görüntüleyicimiz. Bakın bir de Synaptic paket yöneticisi var. Yani tabii ki bu e, siz çeşitlilik olması ne kadar iyi bilmiyorum bu noktada. Kimin açısından baktığımıza bağlı galiba. Siz tabii ki Synaptic de kurmak istiyor olabilirsiniz. Mağazası var. Bu arada mağazada güncelleme olayı yoktu değil mi? Ona bir tekrar göz atalım. Şimdi burada güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine e, depolardan uygulama taratabiliyorsunuz. Ama burada fark ettiyseniz güncelleme diye bir şey yok. Burada sadece uygulama indirebiliyorsunuz. Demek ki güncellemelerinizi ayrı bir şekilde buradan yapmanız gerekiyor. Ben öyle anladım. Şu anda güncelleme diye bir kısım yoktu mağazanın içerisinde. Güncellememiz gereken programları burada görüyorsunuz. Ama ilginç bir şekilde mağazada böyle bir seçenek yok. Ayarlar kısmında animasyonları kapatabiliyoruz galiba. Animasyonları kapattığımızda daha iyi hale geliyor mu? Yok, gelmiyor. Uygulamaları Pardus mağazasından güncelleyemiyoruz. Snaptic kullanmanız gerekiyor uygulama güncellemek için ya da tabii ki Terminal. Tercih edilen uygulamalar. Bunlar hep XFC ayarları, geçiyorum, geçiyorum ve evet bu kadar. Genel anlamda baktığımızda birkaç tane istemeyeceğiniz, e, sorgulayacağınız, soru işareti olan uygulamalar geliyor. Ee, ama onun dışında gayet sade bir yükleme diyebiliriz. Aynı paketler tekrar ediyor gibi. İşte çok fazla paket kurucu var. Kafa karıştırıcı olabilir. Yeni başlayanlar için işte mağaza ayrı, sinaptik ayrı, güncellemeler nereden yapılacak bunlar. E, yine e, bir ayrı soru işareti. Bir de ayarlar kısmına bakalım. Ayarlar kısmında ek görmemiz gereken bir şey var mı? Bildiğimiz XFCE ayarları. Burada ek olarak işte Pardus Java kurucu ve Pardus hakkında yazıları var. Bu arada kernel sürümü olarak da 4.19'u kullanıyoruz. Baya baya eski bir kernel sürümü. Yani şu an e, LTS olarak da zaten kernelde 5.10 falan kullanılıyor. Siz şimdi şunu soruyor olabilirsiniz. Ben son kullanıcı olarak Pardus kullanayım mı? Size kalmış bir şey. Yani ben şu an Pardus kullanmanın ek bir avantaj getirdiğini görmüyorum son kullanıcıya. Mesela insanlar genelde işte a yerli ve milli e, sloganlarıyla kullandırtmaya çalışıyorlar insanları ama tabii ki yerli ve milli olması güzel bir şey ama bir şeyin yerli ve milli olması benim yani Yusuf İpek olarak en azından. E, onu kullanma sebebim tek olmaz. Yani be, benim için bir farklılık vermesi. Ne bileyim burada mesela Pardus geliştiricileri zaten bizi hedeflemiyor. Pardus'u kurmanın ne bileyim işte Manjaro XFC'ye, normal Debian XFC'ye ya, ya da herhangi bir dağıtımın XFC sürümüne kıyasla bir avantajı bir artısını göremiyorum ben. Ya da bir eksisini de göremiyorum bu arada yanlış anlamayın. Yani eksisi olarak baktığımızda zaten söyledim mağazaları vesaire var ama onları isterseniz kaldırırsınız. Pardus mağazayı kaldır istiyorsanız işte sadece sinaptik kullanın onlar önemli değil onlar benim aklıma gelen eksilerdi söyledim ha, özellikle bu kullanılır mı size kalmış bir şey. Canınız istiyorsa kullanın. Sen kullanır mısın? Ben kullanmam. Ben Arch kullanıyorum. <laughs> ben kullanmam. ha Benden çok istek geldiği için kısaca gösterip size fikirlerimi sunmak istedim ama dediğim gibi kullanır mısınız? İstiyorsanız kullanın. Ama ek bir artısı olduğunu düşünmüyorum Pardus kullanmanın. Videonun sonuna geldik. Siz Pardus hakkında ne düşünüyorsunuz? Pardus kullanacak mısınız? Ya da kullandığınız deneyimleriniz neler? E, ya da benim kaçırdığım bir şey oldu mu bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknoloji ile ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda de yayın yapıyorum. Odyssey YouTube alternatif açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. Odyssey'de reklam yok. Video izledikçe library coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.